biz hep hani Müslüman bir coğrafyada, Müslüman bir ailenin içinde geldiğimiz için hep Evet. ümit varız. Neden? İşte Cenab-ı Hak hep acaba affeder. İşte sonsuz saadet. Hep böyle bir ümit içimizde, hani gizli de olsa var. Evet. Şimdi daha çok bu coğrafyanın veya bu iklimin, bu atmosferin diyelim, yani iman atmosferinin dışında olan insanlara baktığın zaman, mesela eski zamanın bu Marksizm, materyalizm, komünizm düşüncesinin belki alıp götürdüğü veya götürmek üzere olduğu insanlardan birisi anlattı. O zamanlar Türkiye'de sayılı bu materyalist düşünce şeylerinden, adamlarından birisi, ismini vermiyor. Böyle sürekli hayatı daha fazla yaşayabilmek için az uyuyor. Evet, Bir gün evet, evet. orada kahvaltı yapıyor, bir gün gidiyor Paris'e falan filan, böyle bir insan. Ya iki ülkede bir kahvaltıyı ayrı ülkede değil mi? Evet. Akşamı başka ülkede yapıyor Evet. yani. Daha çok lezzet tadabilmek için bir gün Evet. uyumuyor, 2 gün yaşıyor. Şey, iki gün, bir gün uyuyor, 2 gün uyumuyor. Bir gün uyuyor, 2 gün uyumuyor, böyle daha fazla yaşayabilmek için. İlk defa o Risale-i Nur'la tanıştığı zaman ahirete, hani 10. sözde mükemmel böyle ahiretin varlığını 2 kere 2 4 eder katiyetinde ispat ediyor Evet. ya. Evet. Onları okuyunca sadece cehennemle ilgili bir ders yapılmış ona. Sadece cehennemin varlığı ispat edilmiş ona. Allah Allah. Diyor ki sadece cehennem, yani öldükten sonra sadece cehennem bile olsa, bu düşünce bile diyor, sabaha kadar yatağımda zıpladım diyor, uyumadım. Evet. Yatağımda zıpladım böyle diyor. Demek ki diyor bir ahiret, bir cehennem bile olsa varmış diye. Biz bunu anlayamıyoruz ama Evet. o alemde gelen insanlar, hani yokluk tasavvuruyla yaşamış insanlar, varlığa yönelik bir delil Hissediyorlar. bulduğu zaman ruhu, eğer tabii vicdanını öldürmediyse, Evet, ruhu evet. ona nasıl sarılıyor?